Uçaklar, uzak mesafeleri aşmanın en hızlı ve en güvenli yolu. Her ne kadar en güvenli ulaşım araçları olsalar da zaman zaman yaşanan uçak kazaları bizlere korku ve acıyı en net şekilde hissettirirken bu ulaşım aracına karşı olan güvenimizi ciddi şekilde zedeleyebiliyor. Tıpkı 346 kişinin hayatını kaybettiği 2 Boeing 737 MAX kazası gibi. En gelişmiş teknolojilerle donatılan, arkasında yılların başarısını taşıyan Boeing 737 MAX, karıştığı 2 ölümlü kaza ile aylarca pistlerden indirilmiş ve insanların havayolu taşımacılığına mesafeli yaklaşmasına sebep olmuştu. Peki Boeing 737 MAX gibi büyük bir başarının daha büyük bir başarısızlığa dönüşmesinin sebebi neydi? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Boeing 1916 yılında Washington'da kuruldu. Yıllar boyu geliştirilen uçaklar ve hava araçlarıyla dünya çapında havacılık sektörüne yön veren bir firma haline gelen şirket, 1967 yılında ürettiği Boeing 737 uçağı ile hava yolunda neredeyse hakim bir konuma geldi. Boeing 737 kısa ve orta mesafelerde kullanılmak üzere tasarlandı. Dar bir gövdeye sığdırılan tek bir koridor ve jet motorlarıyla 189 kişiye kadar yolcu taşıyabilen bu model 9 farklı versiyonla günümüze kadar sürekli geliştirildi. Boeing 737 sahip olduğu özellikler ve güvenlik önlemleriyle havayolu firmalarının en çok tercih ettiği uçak modellerinden biriydi. Düşük yakıt tüketimi sayesinde ekonomikti, uzun yıllardır geliştirildiği için bakım ve onarım masrafları düşüktü ve sahip olduğu güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça tercih ediliyordu. Öyle ki bu uçaklar hidrolik veya motorların çalışmayı durdurması durumlarında bile rahatlıkla kontrol edilebiliyordu. Dolayısıyla birçok havayolu firması filolarını 737 modelleriyle doldurdu. Hatta bazı havayolu şirketleri sadece bu model uçakları kullanarak hizmet verdi. Boeing 737 şirketin en güçlü silahlarından biriydi. Bu model o kadar iyiydi ki yeniden bir seri üretmek yerine aynı seri defalarca değiştirilerek tekrar tekrar sunuldu. Şirketin değerine değer katan 737 modelleri günümüzde 190 ülkede hizmet vermeye devam ediyor. Üretildiği günden itibaren 12 milyardan fazla insanı taşıyan ve tek başına havayolu trafiğinin %25'ini gerçekleştiren bu uçaklar milyonda birden daha düşük ölüm oranlarıyla havayolu güvenliğinde de iyi bir geçmişe sahipler. Boeing 737 farklı versiyonlara sahip bir uçak. Bu farklı versiyonlarda firma Boeing 737 modellerini geliştirerek ve ek özellikler ekleyerek havayolu taşımacılığında en güvenli uçak modellerinden biri haline getirmeyi başardı. Öyle ki 737-700, 800 ve 900 modelleri milyonda birden daha düşük ölümcül kaza oranlarına sahipler. Ancak serinin 4. nesli olan ve 2017 yılında hizmete sunulan bir model 737 serisini ve Boeing markasının güvenilirliğini korkutucu şekilde zedeledi. 29 Ekim 2018 tarihinde Lyon Air Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX tipi uçak Jakarta Soekarno Havalimanı'ndan havalandı. İçerisinde 189 kişi taşıyan uçak yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunan Pangal Pinang şehrine gidiyordu. 6.20'de havalanan uçak kalkıştan birkaç dakika sonra önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı. Uçağın pilotları hava trafik kontrolü ile temasa geçti ve bilinmeyen bir uçuş kontrol sorunu yaşandığını bildirdi. Hava trafik kontrol ekibi mürettebatta sorunu çözmeleri için 5000 fitte bekleyebilecekleri onay verdi. Ancak bu onaydan saniyeler sonra uçak ani bir dalışa girdi. Yaklaşık 700 fit dalan uçağı tekrar eski konumuna getiren pilotlar durumun birkaç kez tekrarlanmasıyla acil iniş izni istedi. Trafik ekibi iniş iznini verdi ancak uçak birkaç karışık sinyalden sonra hava radarından kayboldu. 189 yolcuyu taşıyan Boeing 737 MAX model uçak kalkıştan 13 dakika sonra burnu dik şekilde Java denizine çakılmış ve içerisindeki tüm yolcular hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Elbette yaşanan bu kaza tüm dünya basınında güçlü bir yankı buldu. Zira dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir uçak kazası normal araç kazalarından daha fazla önemsenir. Çünkü havayolu ulaşımındaki kazalar diğer ulaşım araçlarındaki kazalara nazaran çok daha ölümcüldür. Dolayısıyla bu alanda yaşanan bir kaza gelecekte benzerleri yaşanmaması için tüm kapsamlarıyla değerlendirilecek yeni soruşturmalar ile incelenir. Nitekim bu kazada da benzer bir soruşturma süreci başlatıldı. Ancak bu kazayı diğer kazalardan ayıran önemli bir nokta vardı. Kazaya karışan Boeing 737 MAX tipi bu uçak yeni üretilmiş ve teslimatları yeni ulaştırılmaya başlanmış bir uçaktı. Doğal olarak yeni bir uçağın düşmesi havadaki diğer yeniler için de ciddi bir tehdit anlamına geliyordu. Soruşturma yürütülmeye devam ederken kazadan tam 4 ay 9 gün sonra benzer bir kaza haberi bu kez Etiyopya'dan geldi. 10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX tipi uçak Addis Ababa Havalimanı'ndan Kenya Nairobi'ye varmak için kalkış yaptı. Uçak gerekli irtifa için tırmanırken birdenbire dalışa geçti. Ne olduğunu anlayamayan pilotlar hızlı bir manevra ile uçağın daha fazla dalmasını engellemeye çalıştı. Dalış
nispeten engellendi ama uçak tırmanmıyor, aşağı eğimli hareket ediyordu. Pilotlar kuleyle irtibata geçti ve geri dönüş için izin istedi. Dönüş için uçak manevra aldı ancak uçağın burnu hala aşağı bakıyordu. Kokpit ekibi son bir müdahale daha yaptı fakat uçak bu müdahaleyi de geçersiz kıldı. Uçak kalkışından yaklaşık 6 dakika sonra saatte 1100 km hızla yere çakıldı ve içerisindeki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Üretileli 1 yıl bile olmamış iki yeni Boeing 737 Max tipi uçağın düşmesi tüm dünyada ciddi bir kuşku uyandırdı. Havayolu şirketleri uçak hakkında güvensizliğe düşerken insanlar bu uçakla seyahat etmek istemedi. Çünkü ortada aydınlatılması gereken iki büyük kaza vardı. Göklere henüz gönderilmiş yeni nesil bir uçağın benzer şekilde iki kez düşmesi ulusal havacılık kurumlarını da harekete geçirdi ve bu kazadan sonraki gün hızlı bir indirme dalgası başlatıldı. Çin, Endonezya, Türkiye, Almanya, Amerika ve daha birçok ülkede 59 farklı firma üzerinde faaliyet gösteren ve haftalık 8600 uçuş yapan 387 Boeing 737 Max uçak piste indirildi ve soruşturmaların tamamlanmasına kadar uçuşları yasaklandı. Yaşanan her iki kazada da ilk belirlemeler Boeing'in bazı şeyleri yanlış yaptığını gösteriyordu. 737 Max modeli birkaç yıllık geliştirme sürecine sahip olsa da kazalar 10 yıl kadar öncesinden geliyorum diyordu. Boeing, havacılık sektöründe yer alan en büyük firmalardan biriydi. Ancak bu alanda sıkı bir rekabet halinde olduğu başka bir firma daha vardı. Adı Airbus. Airbus şirketi, Boeing ile benzer bir havacılık hizmeti sunabilmek adına 1970 yılından beri uçaklar ve uçak motorları üreten Avrupa merkezli bir firma. Ürettiği uçaklarla hem güvenli hem de ekonomik çözümler sunan Airbus, özellikle A320 model uçaklarıyla Boeing 737 modeline karşı en güçlü rakip konumunda yer alıyor. Öyle ki bu model, Boeing 737 modele benzer şekilde günümüze kadar toplamda 292 milyon saat ile 153 milyondan fazla uçuş gerçekleştirdi. Havayolu şirketleri diğer tüm ticari işletmeler gibi karlarını en iyi seviyeye getirmek için çabalar. Dolayısıyla daha az yakıt tüketen, daha fazla kişiyi taşıyan ve bakım ve onarım masrafları düşük modeller tercih ederek bu şekilde hizmet vermek isterler. İşte Airbus A320 ve Boeing 737 serileri havayolu şirketlerinin tam da bu özelliklere sahip olan ekonomik uçak serileriydi. Bu yüzden yıllar boyunca Boeing ve Airbus kendi uçaklarından daha fazla satış yapabilmek için modellerini bu özelliklerin en iyisini sunabilmek adına geliştirdi. İşte bu geliştirmelerden biri olan Airbus A320 Neo modeli 2010 yılında Airbus serisinin en verimli ve en tasarruflu modeli olarak ortaya çıktı. Airbus A320 Neo daha düşük motor bakım maliyeti, daha düşük yakıt tüketimi ve daha fazla menzil özellikleriyle havayolu firmalarının dikkatini çekmeyi başardı. Çünkü en büyük rakibi Boeing'in güncel modellerinden bile daha tasarrufluydu ve Boeing'in bu uçak rakip olarak gösterebilecek daha iyi bir uçağı yoktu. 2011 yılında Amerika'nın ve dünyanın en büyük havayolu şirketi olan American Airlines, uçak filosunu güncellemek ve daha tasarruflu modellere geçiş yapabilmek adına 460 adet yeni uçak siparişi verdi. Bu siparişlerin 260 tanesi Airbus'a, kalan 200 tanesi ise Boeing'e verilecekti. Ancak bu durum Boeing ekibini ciddi şekilde rahatsız etti. Çünkü American Airlines neredeyse 30 yıldır Airbus'tan uçak almamış ve filosunun büyük bir kısmını özel müşterisi olduğu Boeing'den tedarik etmişti. Ancak Airbus A320 Neo modelinin getirdiği verimli teknolojiler bu durumu tersine çevirerek Boeing'e ciddi bir darbe vurmuş ve Airbus için önemli bir kırılma noktası oluşturmuştu. Bu haber Boeing cephesinde rahatsızlıkla karşılanırken gelecek yıllar için finansal açıdan sorun teşkil edebileceği şeklinde yorumlandı. Boeing böyle bir satın almanın karşısında sessiz kalamazdı. Zira American Airlines Boeing'in en büyük müşterisiydi. Bu satın alma duyulana kadar Boeing uzun yıllardır güncelleyerek geliştirdiği 737 serisini bir kenara bırakıp sıfırdan daha modern ve çok daha yeni teknolojiler içeren bir uçak serisi üzerinde çalışıyordu. Fakat American Airlines verdiği Airbus siparişi Boeing'in kazançlarını ve geleceğini olumsuz yönde etkileyebilirdi. Diğer yandan Boeing en büyük müşterisini kaybetmeyi göze alamazdı. Üstelik sıfırdan yeni bir uçak geliştirmek çok pahalı ve çok uzun yıllar alan bir süreç olacaktı. Bu süre zarfında da diğer müşteriler Boeing'i beklemek yerine Airbus'un yeni A320'sini sipariş ederek Boeing'den uzaklaşabilirdi. İşte tüm bu süreç sonunda Boeing yeni bir uçak geliştirme fikrinden vazgeçti ve mevcut 737 modellerinden birini güncelleyerek sunmaya karar verdi. Bu kararın neticesinde de Boeing 737 Max modeli doğmuş oldu. Boeing 737 Max modeli her alanda Boeing için karlı bir yatırım olacaktı. Çünkü hem sıfırdan uçak geliştirmenin maliyeti ve zaman kaybı en aza indirgenecek hem de rakip Airbus'a hızlı bir cevap verilerek mevcut piyasa rekabetinde avantaj kaybedilmeyecekti. Peki gerçekten ne oldu?
Boeing 737 Max gökyüzüne gönderilmiş ancak 346 kişinin hayatına mal olan iki büyük kazaya karışmıştı. Yaşanan bu iki ölümcül kaza sonrası uçak ciddi bir soruşturma içerisine sokuldu. Elbette ilk kaza sonrası firma pilotların eksik prosedür gerçekleştirdikleri için kazaya sebebiyet verdiklerini söyleyerek olaydan sıyrılmak istedi. Ancak yaşanan ikinci kaza soruşturmaların odağını 737 Max uçağına çevirdi. Dolayısıyla model kaza kayıtları ile birlikte tepeden tırnağa incelenmeye başlandı. Boeing 737 Max rakibi Airbus A320neo ile rekabet edebilmek için daha uzun menzile ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olmalıydı. Bu yüzden uçakta daha büyük motorlar kullanmayı tercih ettiler. Ancak bir sorun vardı. Boeing 737 alçak bir uçaktı ve daha büyük motorların kullanılması motorların neredeyse yere değmesine sebep olacaktı. Dolayısıyla şirket motorların yerine değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle motorlar kanatların ön üst konumuna monte edildi. Ancak bu durum ağırlık merkezini değiştirdi ve uçağın aerodinamik yapısında değişikliğe sebep oldu. Bildiğiniz gibi uçaklar kalkış anında burun kısımlarını yukarıya doğru belli bir açıyla kaldırır ve kanatların altına aldıkları hava akışı sayesinde uçuşa geçerler. Ancak 737 Max modelindeki motor yerinin değişmesi uçağın burnunun normalden daha fazla havaya kalkmasına sebep oluyordu. Dolayısıyla böyle bir durum yaşandığında uçak havalanamaz, olduğu gibi düşerdi. İşte Boeing 737 Max modelindeki bu sorunu çözebilmek için uçağa bir yazılım entegre etti. Manevra kabiliyetlerini artırma sistemi yani MCAS olarak adlandırılan bu yazılım uçağın ön bölümünde bulunan iki sensör yardımıyla çalışıyordu. Buna göre yükseliş anında uçağın burnu fazla diklenirse sensörler bunu algılıyor ve yazılımı devreye sokarak uçağın burnunu aşağı çekerek sorunu düzeltiyordu. Fakat bu yazılım tamamen kusurluydu. MCAS sistemi için eklenen iki sensör olmasına rağmen yazılım tek bir sensörden gelen veriyi dikkate alıyordu. Üstelik sensörlerden biri arızalıysa sensörün arızasının sorun var gözüyle dikkate alıyor ve yazılımı devreye sokuyordu. Dolayısıyla uçağın seyri normalse bile sensörlerden biri bozulduğu anda ya da yanlış bilgi verdiğinde diğer sensör verisi dikkate alınmadan uçak dalış moduna geçiyordu ki her iki kazada da yaşanan tam olarak buydu. İşin diğer korkunç kısmı ise Boeing'in bu sistemden hiçbir şekilde bahsetmemiş olmasıydı. Uçakla ilgili verilen eğitimlerde MCAS sisteminden ve çalışma mantığından hiçbir şekilde bahsedilmemişti. Bu donanım ve yazılımla ilgili olarak acil bir durum gerçekleştiğinde dahi ne yapılacağı tam olarak bilinmiyordu. Aslında Boeing ilk kazadan sonra bu sistemin nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda bir acil durum planı hazırladı. Buna göre sistemi devre dışı bırakabilecek bir çevirme kolu kokpitte mevcuttu. Ancak bu kol sistem devredeyken o kadar çok sertleşiyordu ki insan gücüyle bunu çevirip devre dışı bırakmak neredeyse mümkün olmuyordu. İkinci kazadaki kayıtlara göre kaptan pilot bu kolu çevirmek için büyük çaba sarf etmiş ancak ne yazık ki başarılı olamamıştı. Özetle her iki kaza tasarımsal bir kusurun yazılımla düzeltilmek istenmesi ancak bu yazılımın da kusurlu şekilde çalışması sebebiyle gerçekleşmiş oldu. Şirketin böyle önemli bir sistemi uçağa entegre etmesi ancak eğitimlerde bu sistemden bahsedilmemesi ise başka bir kusurdu. Boeing her iki kaza sonunda ciddi soruşturmalar geçirdi. 2019 yılında sona eren soruşturmalar neticesinde Boeing firması iki kazada da kusurlu bulundu ve dönemin CEO'su Dennis Muilenburg yaşanan olaylar nedeniyle istifa etti. Uçakların piste indirilmesi, ölen yolcuların ailelerine olan tazminatlar, itibar kaybı ve şirket değerinin erimesi gibi doğrudan ve dolaylı zararların toplamı 80 milyar doları aştı. Diğer yandan uçağı denetleyen kurumlara bozuk yazılımın çalışır gösterilerek dolandırmak sebebiyle de dolandırıcılık davası açıldı ve dava sonunda 2,5 milyar dolar daha ceza kesildi. Tüm bu süreç 2019 yılı itibariyle dünyanın en büyük uçak üreticisi ünvanını da Boeing'in elinden aldı ve en büyük rakibi Airbus'a verdi. Havacılık tarihinde kayda geçmiş en maliyetli hatalardan biri olan 737 Max vakası 346 insanın hayatına, ailelerine ve onları geri getirmeye yetmeyecek milyar dolarlara mal olarak sona ermiş oldu. Peki 737 Max bitti mi? Hayır. 2020 yılının Kasım ayında Boeing uçaklardaki kusurlu yazılımı tamamen güncelledi. MCAS sistemini eğitimlerine dahil etti ve onay kuruluşları tarafından 737 Max model uçakların tekrar uçuşu için gerekli izinleri aldı. Yani günümüzde 737 Max tipi uçaklar hatalarından arındırılmış şekilde uçuşlarına devam ediyorlar. Sonuç olarak hiçbir şirketin niyeti bu tür hatalar yaparak bu denli feci olayları yaşatmak olamaz. Düşünüldüğünde de Boeing ölümcül bir hatayı ortadan kaldırmak için bir teknoloji geliştirmiş. Ancak belki de kendi başarılarının ya da rekabet hırsının kurbanı olarak bu sistem üzerinde yeterli çalışmayı özveriyle gerçekleştirmemiş. Nihayetinde ise 346 kişinin hayatına mal olan bu denli büyük bir olayın sorumluluğunu üstlenmiş. Ne derler bilirsiniz, havacılıkta kurallar ne yazık ki kanla yazılır. Umarız bu olay yazılan kuralların, çıkarılan derslerin sonuncusu olmuştur. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.